Değerli Türk Ocağı televizyonu takipçileri, gelenekselleşen Ocakbaşı sohbetinden hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu haftaki Ocakbaşı sohbeti konumuz, Türk Ocakları Genel Merkezi'nin TİKA işbirliğiyle 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirmiş olduğu bağımsızlıklarının 30. yılında Türk devletleri ve Türk dünyası bilgi şöleninin değerlendirmesi olacak. Bağımsızlıklarının 30. yılında Türk dünyasını ele alan kapsamlı bir faaliyet Türk Ocakları Genel Merkezi'nin organizasyonuyla gerçekleştirdi. Azerbaycan Türk Ocağı da bu faaliyette Türk Ocakları'nın bu faaliyetine ev sahibi olarak önemli katkılar sundu. Bugün stüdyodaki konuğum aynı zamanda Bilgi Şöleni'nin sekreteryasını yürüten araştırma görevlisi Rüştü Kaya arkadaşımızla yine Türk dünyasından, katılımcı ülkelerden kıymetli temsilcilerin bağlantılarıyla bu programın gerçekleştirdiğimiz bu bilgi şöleninin değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Şimdi bilindiği gibi 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Sovyetler Birliği'nden 15 tane yeni cumhuriyet, Rusya Federasyonu'nda dahil olmak üzere dünya siyasal haritasında yerini aldı. Soğuk Savaş döneminin o blok siyaseti sona ermiş oldu ve 90'lı yılların başlarında dünyada yeni siyasal konjonktür şekillenmeye, tartışılmaya başlandı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan bu cumhuriyetlerden 5 tanesinde Türk cumhuriyetleri oluşturmaktadır. Bunlardan Güney Kafkasya'daki Azerbaycan birini oluşturmakta. Diğer 4 devlet ise Batı Türkistan'da yer alan Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan devletlerinden oluşmaktadır. Tabii geçtiğimiz 30 yılın muhasebesi yapıldığında bardağın dolu tarafı, boş tarafı bir arada değerlendirildiğinde bardağın dolu tarafının ağır bastığını, hala yapılması gereken çok önemli projelerin, hamlelerin olduğunu görüyoruz. Fakat bu zamana kadar yapılan 30 yıllık çalışmaların bir muhasebesi 8-9 Ekim tarihlerinde yapmış olduğumuz bu bilgi şöleninde tarihten ekonomiye, güvenlik sorunlarından uluslararası ilişkilere, işbirliğine, Türk dünyası bütünleşmesine, Türk dünyasının kimlik meselesine, Türk dünyasındaki eğitim meselelerine ve genel anlamda Türk dünyasının geleceğine ilişkin bir vizyon, bir perspektif katılımcılar tarafından, değerli bilim insanları tarafından ortaya konulmaya çalışıldı. Tabii ki aslında bu program ilk planlandığında 2. Karabağ Savaşı'da Azerbaycan'ın elde ettiği, daha doğrusu Türk dünyasının elde ettiği Karabağ zaferinden sonra bunu taçlandırmak için Şuşa'da yapılması planlanmıştı. Ancak oradaki güzergah, fiziki imkanlar şu anda yeterli olmadığı için bu toplantıyı Bakü'ye kaydırmak durumunda kaldık. Fakat bundan sonraki toplantıyı Şuşa'da yapmak orayı sembolik anlamda daha önemli hale getirecektir. Bundan sonra planlanacak olan çalışmalarda Karabağ'ın Şuşa başta olmak üzere bu kapsamda ele alınacağını da buradan hatırlatmak isteriz. Evet değerli takipçiler, bu bilgi şöleni Türkistan'ın muhtelif bölgelerinden ve Türkiye'den, Güney Kafkasya'dan, Azerbaycan'dan çok değerli bilim insanlarının katılımıyla zenginleştirildi ve ortaya güzel sonuçlar çıktı. Bu akşamki programımızda da bu katılımcı ülkelerin her birinden konukları bağlayarak onların bilgi şölenine ve Türk dünyasının geleceğine ilişkin görüşlerini almayı ümit ediyoruz. Ben ilk olarak bağlantımız hazırsa sözü Kırgızistan'dan Manas Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Sayın Nurdin Usayev'e vermek istiyorum. Nurdin Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bizi duyuyor hocam, musunuz? Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Buradan Kırgızistan'a, Manas diyarına selamlarımızı iletiyoruz. 8-9 Ekim tarihlerinde Bakü'de beraberdik. Bağımsızlıklarının 30. yılında Türk dünyası bilgi şölenini birlikte gerçekleştirdik. Siz de sunumunuzla bu şölene katkı verdiniz. Kimlik meseleleri üzerine yer alan oturumda
çok değerli, önemli bir bildiri sundunuz. Size ilk olarak 30. yılında Türk devletlerinin entegrasyonu ve geleceği açısından bu bilgi şöleninin nasıl bir katkı sunduğunu sorarak başlamak istiyorum. Evet. Sağ olun hocam. İlk önce bu sempozyumu düzenleyen Türk Ocakları madde çok teşekkür etmek istiyorum. Sesimiz geliyor değil mi? Geliyor sesiniz. Biz sizi rahat duyuyoruz. Tamam tamam. Sonra bu sempozyumun Bakü'de, Azerbaycan'da gerçekleştirilmesi bir sembolik olduğunu söylediniz. Sembolik olduğunu söylediniz. Gerçekten de bir Türkolog olarak bu sempozyumun Azerbaycan'da yapılması benim için ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü bildiğiniz gibi 1906 yılında birinci uluslararası Türk konuşuldu. Orada da dünyasının entegrasyonu, yani Türk dünyası için yeni alfabenin düzenlenmesi ele alınmıştı. Bunun için işte bu Türk Ocakları tarafından yapılan Türk Cumhuriyetleri'nin 30. yıl dönümü sempozyumu bu açıdan bir sembolik noktadır. Özellikle savaş içinde Karabağ Savaşı'nın zaferiyle sonuçlanması içinde yapılması ayrı bir önem taşımaktadır. Buna da bu Karabağ zaferi bir Türk dünyası entegrasyonunun zaferidir. Çünkü Azerbaycan'ın arkasında Türkiye durdu. Türkiye'nin manevi değeri çok önemli oldu. Bundan dolayı bu sempozyumun Bakü'de Azerbaycan'da yapılmasında ayrı bir önem taşıdığını söylemek istiyorum. İkinci bir özelliği bu sempozyumun, daha önceki sempozyumlar gibi, yani işte 1990'lardaki sempozyumlar gibi duygusal değil, somut bir sonuçlarla, somut bir sorunlar ele alan ve somut sonuçlar çıkaran bir sempozyum olması benim için önemli oldu. Örneğin mesela medya alalım ya da işte entegrasyonun üzerine olmuş kurumları alalım. Oralarda Türk Kengeşi, Türk Soy gibi Türk entegrasyonunda alınmış kurumların önemi anlattım. Onların faaliyetlerini sonuçlar çıkarıldı. Bundan dolayı bu oturum benim için ayrı bir önem taşıdı. Sonra kendi oturumuma gelirsem kimlik sorunlarını ele aldık. Burada işte bir sunumlardan mesela Kazakistan'dan gelen hocamız işte 30 yıl içerisinde bağımsızlığın 30 yılda Nurdin hocam nasıl bir Nurdin hocam beni duyuyor musunuz? Evet evet. Sesiniz biraz az geliyor. Mikrofona yakın konuşur musunuz lütfen? Tamam tamam. Ama yine dertle geliyor. Şimdi bu kimlik oturumunda siz önemli bir tebliğ sundunuz. O 30 yıl tabii devletlerin hayatında kısa bir süre, fakat insan hayatında da ortalama sayılabilecek bir süre. 30. yılında Türk devletlerinin bu ortak kimlik algısına, inşasına ilişkin görüşlerinizi birkaç cümleyle özetler misiniz? Tamam. Şimdi bugün üniversiteden ayrılırken, işten çıkarken bir Türkiye'den bir hocayla sohbet ettik. İşte bu Türk dünyasıyla ilgili. Orada da ben şöyle bir söyledim. Biz 30 yıl içerisinde Kırgızistan'dan
olsun kendi kimliğimizi tanımaya çalışıyoruz. Şimdi bu biz kendimizi tanıdıktan sonra, öğrendikten sonra Türk dünyası ya da Türk kimliği tamamını kararız diye düşünüyorum. Niye? Çünkü biz önceki tarihimize gittiğimizde orada Türk karanlığını göreceğiz. Türk dilini göreceğiz. Kırklarda bir Türk kimliği ya da bir Türk dünyası kavramı oluşacak. Ondan sonra işte bir Türk dünyası integrasyonda birliği söz konusu olabilir. Ama bu 30 sene içerisinde Kırgızlar Kırgız oldu bunu tanıdı, Kazaklar Kazak oldu bunu tanıdı diyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İlave etmek istediğiniz bir husus var mı? Yok sağ olun, biraz garanti iyi olmadı. Evet, Türkistan'ın muhtelif bölgelerinden başka konuklarımız da olacak bağlantıda. Buradan Kırgızistan'a, Tanrı Dağları'na, Ata topraklarına gönül dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, hoşçakalınız. Evet, değerli takipçilerimiz, Bakü'de gerçekleştirdiğimiz bilgi şöleninin hazırlanmasında mutfağındaki katılımcılarımızdan, önemli emekçilerimizden bir tanesi Rüştü Kaya arkadaşımızdı. Türkiye'de biz bu programın hazırlıkları konusunda da Rüştü arkadaşımızla, diğer düzenleme kurulundaki arkadaşlarımızla, hocalarımızla birlikte çok sayıda toplantı yaparak bunu 8-9 Ekim tarihine hazır hale getirdik. Tabii gönül arzu ederdi ki daha kapsamlı, daha geniş katılımlı bir toplantı yapalım ama bunu Türkiye dışında, Azerbaycan'da yaptığımız için, işte imkanlar sınırlı olduğu için daha sınırlı bir katılımcıyla yapmak durumunda kaldık. Şimdi Rüştü Kaya arkadaşımıza ben bu bilgi şöleninin ardından Türk dünyasının entegrasyonu noktasında İşte sivil toplum kuruluşlarına düşen rol ve bu bilgi şöleninin Türk dünyasının geleceğine, entegrasyonuna ilişkin nasıl bir katkı sağlayacağına ilişkin görüşlerini, öngörülerini almak isterim. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi Türk devletleri arasındaki entegrasyondan bahsederken öncelikle belki şu tespiti yapmamız gerekiyor. Bu entegrasyon çabaları esas itibariyle aslında biraz yukarıdan aşağıya gelişen bir süreç. Yani tabanda zaten birbirine entegre olmuş, gayet sıkı ilişkileri, yoğun ilişkileri olan bir sosyal, kültürel, kamusal alan ve bir iktisadi, ticari yoğun ilişkilerden çok aslında bahsedemeyiz. Özellikle de bu devletler ilk bağımsızlığını kazandığı 90'lı yıllarda tabiatıyla ilişkiler yok derecesindeydi ve bu büyük oranda siyasi bir hamle olarak yukarıdan aşağı gelişen bir entegrasyon süreci oldu. Devletler, devletleri yöneten siyasi iradeler böyle bir entegrasyon süreci başlatarak sivil toplumu, sivil toplum ve diğer sosyal kurumlar arasındaki hareketliliği geliştirmek istediler. Ve aynı zamanda da tabii ticari ilişkilerin gelişmesi, ekonomik ilişkilerin gelişmesi en önemli amaçlardan biriydi. Bu siyasi mahiyeti ağır basan entegrasyon çabaları aslında bugün de geçerli. Her ne kadar bu geçtiğimiz 30 yılda iktisadi ilişkiler bakımından ciddi yol alınmış olsa da, sivil toplum örgütleri arasındaki, akademik kurumlar arasındaki, eğitim kurumları arasındaki ya da bilumum sosyal kurumlar arasındaki hareketlilik daha artmış olsa da halen daha bence istenilen seviyede değil bu. Maalesef burada pek çok faktör var. Coğrafi faktör bundan bir tanesi. Bu ilişkilerin istenilen seviyede olmamasının sebeplerini birazdan sizden açıklamanızı, değerlendirmenizi isteyeceğim. Bu arada hemen Özbekistan'a bir bağlantı yapıyoruz. Doçent Doktor Ferhat Maksut Hocam yayında. Ferhat Hocam iyi akşamlar.
Bizi duyuyor musunuz? Evet, sizi duyuyorum. Siz beni duyuyor Ha, musunuz? şimdi duyuyoruz. Az önce sesiniz kapalıydı, şimdi geldi. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. 8-9 Ekim tarihlerinde Bakü'de 30. yılında Türk Devletleri ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni'ni birlikte gerçekleştirdik. Siz de oraya bildirinizle önemli bir katkı sağladınız. Şimdi bu şölenin ardından, bu bilgi şöleninin gerek Özbekistan'da, gerek Türk dünyasında, gerekse Türk dünyasının ortak kimlik inşasında ve entegrasyonu anlamında sizce ne gibi etkileri oldu? Bize kısaca değerlendirir misiniz? Tamam hocam, teşekkür ederim. İlk önce herkesi selamlıyorum Özbekistan'dan. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. İlk önce Orta Asya'nın, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin entegre olması için, kendim tarihçi olduğum için, arkeolog olduğum için ortak tarih hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. 1924'te Sovyetler Birliği kurulduğunda her bir Orta Asya'daki Türk ülkesi için, her bir devlet için kendi tarihi, kendi milli kahramanları, kendi kültürü sosyalist bir yaklaşımla, sosyalist ideolojisi baskısı altında geliştirildi. O dönemdeki bilim adamları, daha çok Rusya'dan gelen bilim adamları Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin tarihlerini yazmaya başladılar. Şimdi o dönemdeki sosyalist ulus devlet inşası süreci vardı. Sosyalist ulus devlet inşası döneminde de her bir ülkenin kendi topraklarına sahipliği meselesi vardı ortada. O yüzden örneğin Özbekistan örneğinde konuşurum. Özbekistan Orta Asya'nın tam merkezinde Seyhun ve Ceyhun nehirleri, vadilerinde yer alan bir ülke. Çok eskiden daha buralarda Türk varlığı olmadan da çok çok eskiden Tunç çağından farklı kültürler vardı burada. Onların Türk olup olmadığını bilmiyoruz. Daha sonra da biraz İran etkisi var. Zerdüştü dini etkisi var. Avesta kavimleri etkisi var. O yüzden onlar tarafından kurulmuş, geliştirilmiş kültürler de var. Şimdi Özbekistan tarihi yazılırken otokton diye bir kelime var, eterim var. Otokton yani yerel, bu yere ait. Özbeklerin hep tarih sürecinde bu yere ait bir milliyet olduğu, bir toplum olduğu öne sürülmüş ve 1940'larda ilk yazılan Özbekistan tarihi, iki ciltlik Özbekistan tarihinde genel gaye şöyleydi. Yani Özbekler buralarda daha önce yaşamış Türk olmayan kavimlerin devamçısıdır, mirasçısıdır. Türk dilini daha sonra almışlar ve Altaylardan gelen kavimlerden almışlar ama sadece dilini almışlar, genetiğini, kültürünü, diğer taraflarını almamışlar. O yüzden Aryan sayılır aslında diye bir görüş vardı. Bunun gibi Tacikistan'da farklı, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da farklı farklı tarihler yazıldı. O tarihler şu anda da son 30 yılda da pek değiştirilmedi. Peki Ferhat Hocam, bu ortak bir tarih algısına ilişkin güncel projeler var mı sizin de içerisinde olunduğunuz? Bu konuda takipçilerimizi aydınlatır mısınız? Evet, ben şu anda Özbekistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü müdürüyüm. Burada daha önce işte taş çağı, eski çağ, orta çağ diye bölümlerimiz vardı ama ben buraya gelince 2 yıl önce Konar Göçer Arkeolojisi bölümü açtım. Çünkü Konar Göçerlik Özbekistan tarihinde Konar Göçer kültürüne, uygarlığına pek önem verilmezdi. Verilmiyordu daha önce.
Ve konar göçerler hep dışarıdan gelen, kültürel olarak etkisi pek olmayan ve sadece yönetici olabilen ama toplumsal olarak bir değişim yapamayan toplum olarak görülürdü. Şu anda Özbekistan'da konar göçer arkeolojisi, yani göçebe arkeolojisi geliştiriyoruz biz. O konar göçer arkeolojisi aslında sadece Özbekistan'ı değil, tüm Avrasya'nın bozkırlarını kapsayan bir bilim alanı. O yüzden ister Yeni istemez bir alan değil mi hocam? Avrasya'nın diğer kısımlarında karşılığı yok bunun. İlk defa siz kurdunuz. yok, aslında Kazakistan'da var. Kazakistan'da konar göçer arkeolojisi her zaman olmuş. Onlarda durum farklı. Onlar işte antagonistik yaklaşım olmuş. Kazakistan'daki kültürler daha çok bozkır step kültürü olarak bakılmış. Özbekistan kültürü daha çok yerleşik vahaların kültürünün devamı olarak bakılmış. Din ve şu anda taşıdığımız kültüre bakmadan yapılmış bu şeyler ve bizim kimliğimizi öneme almadan, yani önem vermeden, kimliğimize, kendi anlayışımıza önem vermeden yapılmış. Evet. Aslında Özbekistan'da genel olarak, yani Özbek dili, Özbekçe aslında bir Türk dilidir. Yani Türk dilinin bir lehçesidir, bir Evet. şeydir, bir ne diyoruz, bir ağzıdır. Ağzıdır. Ve kültürümüzde tüm örfler, adetler, gelenek, görenekler doğuştan ölüme kadar şu anda uyguladığımız gelenekler hepsi Türk dünyasına ait, Türk tarihine aittir. Tabii ki burada Budizmin, maniliğin ya da Zerdüştiliğin etkisi vardır ama o etkisi baskın değil. Baskın olan Türk kültürüdür. Ama buna bakılmamış. Hatta Özbekçe diye bir dil yaratılmış. Aslında ondan önceki tüm bizim edebiyata bakarsanız Karahanlı döneminde ya da Göktürk döneminden her zaman Türk kelimesi kullanılmış. Türk terimi kullanılmış. Alişir Nevai, Babür, ondan sonra işte Şeybaniler döneminde ve hatta Ceditler, 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında olan Ceditler de bu ülkeyi Türkistan demişler her zaman. Ama işte yapılan sosyalist anlayışlı bir baskıdan dolayı ve onların aslında ajandası farklıydı. Evet. Yani Orta Asya'daki Türkistan toplumunu bölmek. Çünkü bölmüyorsa o zaman çok büyük bir devlet oluyor. Şu anda düşünebiliyorsunuz, 5 devlet, Orta Asya'daki 5 devlet çok büyük coğrafyayı kapsıyor. Evet. Nüfusu da 70 milyona yakın şu anda. Doğal kaynaklar olarak çok zengin ve kültürel olarak çok büyük eskiden gelen merkezleri var. İpek yolunda gelişen büyük kent merkezleri var. İşte Hive, Semerkant, Buhara, Termez, Fergana, Taşkent, Andijan gibi. Bundan sonra hem Kazakistan güneyinde, hem Kırgızistan'da, hem Türkmenistan'da büyük şehirler var. O şehirler etrafında, çevresinde oluşmuş tüm Türk kültürleri. Burada aslında arkeolojik olarak bakarsanız Türkler eskiden sadece konar göçer değil, hem yerleşik hem konar göçer uygarlık sürdürebilmiş bir toplum. Ama Sovyet döneminde Türk deyince sadece konar göçer aklına gelmiş bilim adamlarının ve Türklük o açıdan Özbeklerin tarihinden çıkartılmış. Evet. Şimdi Tabii Sovyetlerin o bu. dönemde uyguladığı kasıtlı politikalarında bunda önemli etkisi var. Belki birinci derecede etkisi var. Peki Ferhat Hocam, bundan sonrası için ortak tarih şuuru konusunda ne yapılabilir diye bir soru yöneltsem çok kısa neler söylerdiniz? Ya işte bizim şu anda siyasi olarak bir oluşumumuz var, değil mi? Türk cumhuriyetleri, yani Türk Evet. devletleri. Mesela Türk Keneşi'nin burada rolü ne olmalı sizce? O kapsamda da Evet, ele alabilirsiniz. ben o anlamda söylüyorum. Türk Kengeşi aslında tüm devlet
yöneticileri bir araya gelip bütün Türk dünyasında tarih bilimi, tarih bilgisi disiplin olarak ortaokuldan ortak tarih yaratılması lazım ve okutulması lazım diye düşünüyorum. Çünkü şu anda biz Özbekistan'da Türkmenistan tarihi ya da Kazakistan tarihi hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Türkiye tarihinde hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Aynı şekilde de Türkiye'de bizim tarihimizi sadece ya bilirler sadece Şirin Evai Timuriler dönemine kadar bilirler. Ondan sonrasını pek bilmezler. Evet. Bence irade açısından aşağıya yönel çok önemli katkıları olan oradaki koordinasyonu gerçekleştiren Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Sayın Doktor Akif Aşırlı'yı şimdi yayınımıza konuk ettik. Akif Müellim, iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Ya, iyi akşamlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sempozyumun yorgunluğu geçmiştir. Üzerinden yaklaşık olarak 10 günlük bir süre geçti. 10 günü aşkın süre geçti. Yorgunluğun ardından Bakü'deki gerçekleştirdiğimiz bilgi şöleninin Azerbaycan kamuoyunda ve buradan Türk dünyasına yansıması ne oldu? Aynı zamanda bir matbuatçı olarak, bir gazeteci olarak sizin gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Sizin de simpozyumun gerçekleşmesi için gerçek zahmetleriniz, emeğiniz büyük. Tabii ki Türk Odakları Genel Başkanı ve TİKRA'nın birce düzenlediği bu simpozyum pandemiya döneminden sonra Azerbaycan'da diyerdim ki ilk büyük bir bilgi şöleniydi, ilmi konferans idi. Ve bu önemi ondan ibaretti ki, Türk dünyasının ahate eden 5 devletten, 5 devletin alimleri, bilim insanları müxtəlif mövzularda Türk dünyasının birliği istiqamətində öz elmi məqalələrini sundu və Türk birliyində yaradacaq o problemlərin elmi yolunda, elmi baxımından çözümünün təklif etdilər. Bu Azərbaycanda da düşünürəm ki, Türk dünyasında da etki yaradacaq bir simpozyumdur, tarixi bir simpozyumdur. Bu simpozyumun əlbəttə Azərbaycan kamuoyunda, Azərbaycan bilim insanları arasında çox büyük etkisi var və bugün də konuşulur. Demək olar ki, Azərbaycanın bütün televizyonları, ən önəmli televizyonları simpozyumun açılış törənini haqqında deməli en önemli yani televizyonlar, gazeteler, reportajlar hazırladılar ve gazeteler Türk ülkeler dünyasının bir çok önemli katkısı olan bu simpozyumun bildirileri de yakın günlerde bir kitap halinde çap olunacak ve bu elm bilim insanlarına təqdim olunacaktı. Elbette bu Azerbaycan Türk Ocağı için ilk defa yani büyük bir iş idi, büyük bir hayata geçirdiği simpozyum idi. İndiyene kadar biz hem genel merkezle hem Türk Ocaklarının müxtəlif şöbələrinle birce Azerbaycan'da elmi konferanslar keçirmişik, tədbirlər keçirmişik, bəzən özümüz bu tədbirləri təşkil etmişik. Ancaq maştab etibarilə daha geniş
tərkibdə, hansı ki 31 nəfər Türkiye'den, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan elm bilim insanları, 8 nəfər Azerbaycan'ın bilim insanları bu tədbirə qatılıb. Burada müxtəlif panellərdə keçirilən və çeşitli mövzular ətrafında bu müzakirələr də kamuoyun çox diqqətindədir. Əsas diqqət yönəlir Türk Konseyinin tədbirlər köçürməsinə zərurət var deyə bir sual doğularsa, mən düşünürəm, hesab edirəm ki, bu simpozium materiallarına baxmaq yetərincə yəni əsaslar verər. Həm iqtisadi baxımından Türk dünyasının yenidən 1990-cı yıllarda Sovetlərin çöküşünlə müstəqilliyinə kazanmış deməli ölkələrin gələcəyi baxımından həm siyasi, həm kültürel, həm iqtisadi baxımından birliyin üçün limit tezisləri burada bu simpoziumda təmin olunmuşdu. Bu simpoziumun işinə dəstək verir. Təbii ki, kənar qurumlar da vardı. Türk Ocaqları Genel Mərkəzindən yanaşı TİKA'nın çox burada büyük qatqısı olmuşdu. Aynı zamanda həm Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın Azerbaycan Türk Ocağı Başkanımız Doktor Sayın Akif Aşırlı ile internet bağlantısında bir sorun olduğu için son bölümdeki konuşmaları dondu. Rüştü Bey, sizinle kaldığımız yerden devam edelim. Entegrasyonun önündeki engellerden söz etmiştiniz. Kısa kısa bunu başlıklar halinde ifade eder misiniz? Türk dünyasının entegrasyonun önündeki engeller nelerdir? Şimdi bence siz coğrafyacısınız. En önemli engellerden biri coğrafya diye düşünüyorum. Çünkü tabiatıyla bizim en yakın, işte bize Türk devleti olan Azerbaycan'la bile doğrudan bir fiziki bağlantımız yok. Zaten diğer Türkistan'da bulunan diğer devletlerle aramızda hem bir Azerbaycan şeridi var hem de Hazar Denizi var. Mesafe sorunu. Evet, bu ister istemez. İzninizle Akif Bey'e bir veda edelim. Bağlantısı tekrar gerçekleşmiş. Akif Müellim, son bölümde bağlantınız koptu, son cümlelerinizi alamadık. Vermek istediğiniz son mesajları alabiliriz. Yayın donduğu için oradaki söylediklerinizi duyamadık. Ben düşünürüm de Azerbaycan kamuoyunda, Azerbaycan mətbuatında bu simpozyuma çok büyük önem verildi. Ve orada müzakirə olunan meseleler, elmi müzakirələr, Azərbaycanın gündəmində olan bir məsələlərdir və bu gündə mövzular konuşulur. Təkcə, yəni elm-bilim insanlar arasında deyil, ictimaiyyətin nümayəndələri arasında belə bir simpozyumun keçirilməsinin çox böyük tarixi əhəmiyyəti var. Sünürəm, hesab edirəm ki, Türk Konseyinə üzv olan ölkələr bu Türk birliyini necə sağlamlaşdırmaq lazımdır, gələcəyə yönəlik hansı istiqamətlərdə iş aparılması gərəkirsə, o simpozyumun materiallarına baxsalar çox iyi olar. Çünki bu simpozyumun materiallarında həm iqtisadi, həm siyasi baxımından çox gərəkli olan mövzular var. Bey, bu değerlendirmelerinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ev sahipliğinizden bu faaliyeti yüz akıyla gerçekleştirdiğinizden dolayı Azerbaycan Türk Ocağımıza, Türk Ocakları Genel Merkezi olarak tekrar teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Buradan Azerbaycan'a, can Azerbaycan'a gönül dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan son dönemdeki müstakilliyetinin 30. yılını kutladı. Müstakilliyeti daim olsun diyor ve gönül dolusu selamları Hazar diyarı Azerbaycan'a sunuyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Evet, değerli takipçilerimiz,
Bağımsızlıklarının 30. yılında Türk devletleri şöleni birbirinden değerli katılımcılarla zenginleşmişti. Şimdi de yayınımızda aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği konusunda da hem geçmişte hem de son dönemde önemli katkılar sunan emekli Tuğgeneral Sayın Yücel Karauz Beyefendi yayınımızda. Yücel Paşa'm iyi akşamlar. Bizi duyuyor musunuz? Görüntüsü donuyor Yücel Paşa'mın. Sevgi Bey. Yücel Paşa'm sesinizi alamadık. Evet. Yücel Paşa'mla bağlantı gerçekleştiğinde tekrar kendisini yayına alacağız. Rüştü Bey sizi kaldığınız yerden değerlendirmenize devam edelim. Birisinin fiziki anlamda, coğrafi anlamda engel olduğunu evet, ifade bu, etmiştiniz. Bu coğrafi engel ister istemez iktisadi ilişkileri, yansıyor sosyal olarak. Hareketliliği de minimum düzeyde tutuyor. Bir de buna 70 yıllık bir Sovyet tecrübesini eklersek, yani aradaki irtibatın büyük oranda kesildiği o 70 yıllık dönemi de tecrübeyi de eklersek, ister istemez arada hem sosyal hareketlilik hem iktisadi ilişkiler, ticari ilişkiler bakımından bir aslında tabandan yukarıya entegrasyon talep edecek bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla burada Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk halklarının birbiriyle entegrasyonunu sağlaması için yukarıdan ciddi bir siyasi iradenin oluşması çok önemliydi. Nitekim bu da 90'lı yıllar boyunca böyle gelişti. Bu siyasi irade 2009 yılında Türk Keneşi'nin kurulmasıyla birlikte daha kurumsal bir zemine oturdu. Sizden bu Türk Keneşi öncesindeki zirvelerle ya da devletler arasındaki ikili işbirliğiyle Türk Keneşi sonrasındaki karşılaştırmayı istesek aradaki farkı nasıl ifade edersiniz? En önemli şey kurumsallık. Şimdi burada aslında biz 2010'lu yıllara kadar şunu gördük. Bu zirvelerin hangi yıllarda yapıldığını da takip edersek buradan bile anlayabiliriz sadece. Büyük oranda bu devletlerde başta bulunan siyasi iradenin Türk dünyası entegrasyonuna bakışıyla şekillenen ve değişkenlik gösterebilen bir süreçti. Yani bazı yıllar işte Özbekistan'ın mesela diretmesiyle şeyler yapılmadı, zirveler yapılmadı. Bazen işte ikili ilişkiler bile bunu etkiledi. Yani Türkiye'nin bu ülkelerle bir ikili ilişkileri bile bu süreci etkiledi. Fakat şu çok önemliydi, bunun kurumsal bir zemine oturup buradaki siyasi liderliklerden bağımsız olarak bu entegrasyon sürecinin kurumsal bir şekilde ilerlemesi çok önemliydi. Türk Keneşi bu anlamda çok önemli bir dönüm noktası oldu. Yani bunun gerçekleştirilmesinde, hayata geçirilmesine emeği geçenleri bir kere kutlamak lazım. Ve bu Türk Keneşi kurulduktan itibaren biz bu ilişkilerin daha sağlıklı bir zemine oturduğunu görüyoruz. Özellikle de bu ilişkilerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerinizi alacağım. Yücel Paşa'mla bağlantımız kopmuştu. Oradan devam edelim. Rüştü Bey sizi tekrar alacağım. Yücel Paşa'm yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sesiniz kapalı Yücel Paşa, açar mısınız? Şimdi geldi. Şu an. Şimdi duyuyoruz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kıymetli Hazırlığında selam ve saygılarımı sunuyorum hocam. Çok teşekkür ederiz. Saygı bizden Sayın Paşa'm. Şimdi geçtiğimiz günlerde 8-9 Ekim tarihlerinde sizin de katılımınızla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bağımsızlıklarının 30. yılında Türk devletleri şölenini gerçekleştirdik. Birinci gün Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nde, ikinci gün Hilton Oteli'nde gerçekleştirdiğimiz bu faaliyeti, işte şehitlik ziyaretleri öncesiyle sonrasıyla değerlendirdiğimizde aslında Türk devletleri açısından bu pandemi sonrasında belki de gerçekleştirilen sivil toplum alanındaki en önemli inisiyatif olarak değerlendirsek yanlış olmaz. Ben birinci gündeki Karabağ oturumunda Türkiye-Azerbaycan askeri ilişkilerine, Azerbaycan'ın Karabağ'la ilgili geleceğine ilişkin sizin oradaki bildirilerinizde çok değerli, çok önemli görüşlerinizi bütün katılımcılar hem orada yüz yüze hem de yayın aracılığıyla
dinlemiş oldular. Size sormak istediğim Sayın Paşam, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu ikinci Karabağ zaferindeki askeri işbirliği ve yakınlaşmanın bundan sonraki süreçte Batı Türkistan'daki Türk devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere nasıl yansıyacağına ilişkin değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Hocam, öncelikle şunu ifade etmem lazım. Siz Bakü'den ayrıldıktan sonra ben Bakü'de 3-4 gün daha kaldım. Ve orada televizyon programları ve çeşitli etkinliklere katılma fırsatı oldu. Biraz önce Sayın Akif Hocam'ın da ifade ettiği üzere bu Azerbaycan medyasında Karabağ zaferinden sonra Türk ocaklarının liderliğinde ve önderliğinde böyle bir etkinliğin yapılmış olması çok olumlu yansımalar oldu. Bu çok önemli. Türk ocağının her alanda olduğu gibi bu öncü rolünü oynamış olması çok yüksek kıymetlendirildi. Özellikle 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin mezarlarının ziyaret edilmesi, orada halkla bütünleşme, sevinçle ve kederde bir arada olduğumuzu somut örneğiyle göstermesi çok önemli oldu. Bunu kayd etmemiz lazım. Artı biz şu ana kadar bir sürü sempozyumlar gördük. Bu kadar ciddi hazırlanması, sempozyumdan sonra bu değerlendirme toplantısının yapılıyor olmasının bile Türk ocaklarının adıyla uygun olarak çok yüksek kıymetlendirilmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Ve ben sonuçlarıyla çok sağlıklı katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Şimdi 30 yıl önce bağımsızlığını kazandıkları zaman bu kardeş cumhuriyetler neredeyse bir fotoğraf çekmek açısından ifade edeyim. Sonra sorunuza bağlamak için hocam. Sıfır derecesinde askeri silahlı kuvvetler ve savunma sanayi imkan kabiliyetlerine sahipti. Sovyetler Birliği özellikle Türk Cumhuriyetlerine askeri savunma sanayi tesislerinin hiçbirini kurmadıkları gibi, biliyorsunuz bunların ekonomik, sosyal ve askeri imkan kabiliyetlerini bu cumhuriyetlere dağıttığını biliyoruz ama Türk Cumhuriyetlerine neredeyse sıfır seviyesinde savunma sanayi imkan kabiliyeti kurulmuştu ve özellikle bu ülkelerin vatandaşları muharip vazifelerden ziyade geri bölgede görev yapıyordu. Dolayısıyla 91-92'ye baktığımız zaman bu Türk devletlerinin askeri imkan kabiliyetleri dünya sıralamasında tasnif dışıydı. Bu çok önemli bir nokta. 30 yıl sonraya geldiğimiz zaman Sayın Hocam, 30 yıl sonra orada da detaylı olarak sunumda da ifade ettiğim gibi artık Türk devletleri, Türkiye 11 ile 15 arasında dünyanın güçlü orduları, savunma sanayine pay ayırma, bir iki grup görüyoruz. Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan'la bir 50'li 60'lı bir grup görüyoruz. Üçüncü halka ise Türkmenistan ve Kazakistan halkası ki yüzlü sıralamalardan sonra. Şimdi her alanda olduğu gibi Türk devletleri arasındaki bu işbirliği ve dayanışmanın özellikle savunma sanayi anlamında ve askeri eğitim öğretim faaliyetleri alanında geliştirilmesini ben çok önemli ve çok kıymetli değerlendiriyorum ve geleceğe hazır olmak istiyorsak milli güç unsurlarının tamamıyla beraber silahlı kuvvetler gücünün unsurunun geliştirmesinde çok önemli. Bu anlamda Türk savunma sanayinin son 20 yılda kat ettiği mesafe çok önemli örnek numunedir. Bu devletlerle olan ilişkiler bağlamında ifade ediyorum. Türkiye-Azerbaycan arasındaki 91'den itibaren askeri eğitim öğretim faaliyetleri, karşılıklı öğrenci değiştirme, NATO konsepti ve NATO doktrininin Azerbaycan ordusuna yansıması, savunma sanayinde artık ortak üretime ulaşan bir işbirliği ve Karabağ Savaşı'nda da Azerbaycan, Muzaffer Azerbaycan ordusuna zaferi kazandıran muasır, modern Türk savunma sanayi imkan kabiliyeti. Ayrıca 83 milyon Anadolu insanıyla 10 milyon Azerbaycan Türkünün ruhunun Karabağ Savaşı'nda Şuşa beyannamesiyle zirvelere ucalması bu anlamda büyük bir numunedir. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve geldiği seviye diğer Türk devletleriyle olan ilişkilerde bir numunevi örnek olarak diğer Türk devletleriyle geliştirilmelidir.
Türk savunma sanayinin imkan kabiliyetleriyle diğer ülkelerin savunma imkan kabiliyetleri, savunma sanayi imkan kabiliyetleri düzenli, planlı bir şekilde koordine edilmeli. İlerleyen zamanlarda Şuşa beyannamesinde ifade edildiği üzere hocam, ortak savunma doktrini, ortak savunma anlayışı, ortak tehditlere karşı, tehdit dediğimiz zaman yanlış anlaşılıyor hocam, siz daha iyi biliyorsunuz. Sanal tehdit bile ondan sonra bugün bir tehdittir. Bunlara karşı ortak, terörizme karşı ortak mücadele zihniyetinin geliştirilmesinin ben çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin diğer ülkeler için de bir örnek olarak uygulandığı takdirde bu milli güç unsurlarının diğer, ki şu an İstanbul'da ortak medya platformu toplantısı yapıyor, tarihi, kültürel anlamda yaptığımız işbirliğini sadece barışçıl amaçlı, güçlerimizi birleştirmek amaçlı, ortak tespit ve teşhis amaçlı güvenlik bağlamında bize olumlu katkılar sağlayacağını değerlendiriyor hocam. Paşam, tıpkı bildirinizde olduğu gibi aslında bildirinizin bir özeti mahiyetinde şimdiki seyircilerimizle de bu değerli görüşlerinizi paylaştınız. Biz de sizin bu temenninizi paylaşıyoruz. İnşallah Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu askeri işbirliği ve yakınlaşmanın Türkiye ile diğer Türk devletleri arasında da, Türkistan bölgesindeki devletler arasında da artarak, yoğunlaşarak devam etmesini ümit ediyoruz. Her ne kadar Türkistan bölgesindeki devletlerin işte Şangay İşbirliği Örgütü'nden dolayı ya da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden dolayı işte Rusya, Çin gibi bölgesindeki aktörlerle askeri işbirliği içerisinde olmasına rağmen Türk Keneşi üzerinden de Türk devletleri arasındaki bu işbirliğinin gelecekte artarak devam etmesi hem siyasal anlamdaki işbirliğini de güçlendirecek, hem de Türk dünyası entegrasyonunun geleceğe daha güvenle bakması anlamında önemli bir katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Şimdi siz hocam, Azerbaycan... Son bir kelime bir şey ekleyeyim. Buyurun. Şimdi bundan 30 sene önce deseydik ki Ankara'nın güvenliği Bakü'den geçer, Bakü'nün güvenliği Ankara'dan geçer deseydik, hayal olarak bakarlardı. Doğru. Evet. O zaman hayal olarak görülürdü. Ama bugün bu real politik olarak karşımızda duruyor. Evet. Biraz önce hocam söyledi. Tabii coğrafi uzaklık ayrı ama bugün dünyada artık sınırların kalktığı, gönül sınırlarının oluştuğu bir ortamda. Dolayısıyla barışçıl amaçlı herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünü veya değerlerini kastetmeden şu ortak bilinciye vardığımız takdirde bugün Ankara'nın güvenliği Bişkek'ten geçer, Ankara'nın güvenliği Nursultan'dan geçer, Ankara'nın güvenliği Taşkent'ten geçer, onların güvenliği de buradan geçer dediğimiz zaman gelecek 30 ve 50 yıllara Zengezur koridoruna gerek kalmadan Tebriz koridoru ve Gönül Köprüsü ile oluşacak zamana da hazırlıklı olmamızı sağlar diye değerlendiriyorum. Ben Türk Ocakları'na böyle bir önemli faaliyet düzenlediği için, bu bağlamda askeri güvenlik faaliyetine yer verdiği için ve yürek sözlerimizi ifade ettiği için çok teşekkür ediyorum. Nerede Türklük davasına, mücadelesine şehit olanlar varsa şehit ve gazilerimize rahmet ve minnetle anıyorum, saygılar sunuyorum hocam. Yücel Paşa'm çok teşekkür ediyoruz. Hem bilgi şölenine hem de programımıza katılarak faaliyetimizi, programımızı zenginleştirdiniz. Katılımınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sevgi, saygılar ben sunuyorum. Kıymetli adını selamlıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, değerli Türk Ocağı televizyonu takipçileri, programımızın son bölümüne doğru yaklaşıyoruz. Bilgi Şöleni ile ilgili değerlendirmeleri Rüştü Bey ile devam ediyoruz. Az önce yarım kalan değerlendirmenizi tamamlayabilir miyiz Rüştü Bey? Bağlantı gerçekleştiği için sizin sözünüz yarım kalmıştı. Şimdi Türk Keneşi ile birlikte Türk Keneşi sonrasındaki yaşanan... bu kurumsallık ve bunun evet. ilişkilere yansıması somut olarak hangi alanlarda daha yoğun olarak gözlemlendi? Şimdi biz şunu gördük. Hakikaten Türk Keneşi ile birlikte bu Türk devletleri arasındaki entegrasyon bir bütün olarak ele alınmaya başladı. Yani Türk Keneşi bünyesinde sağlık alanında işbirliğinden turizme, ticari entegrasyondan gümrük kapılarındaki
geçişlerin kolaylaştırılmasına, oradan spor alanındaki işbirliğinden şeye kadar, bütün yazılım alanlarında, medya alanındaki işbirliğine kadar her konuda entegrasyonun artık bu çatı altında ele alınmaya başladığını ve toplantılar yapılmaya başladığını, ilgili bakanlıkların, kıdemli memurlarının ve bakanlarının bir araya getirildiğini görüyoruz bu entegrasyonu sağlamak adına. Bu bence Türkiye'nin işinden sonra en büyük kırılma dünyası entegrasyonunda Özbekistan'ın Türkiye'nin işine katılması 2018 yılında. Bildiğiniz üzere Özbekistan'da bir iktidar değişikliği oldu ve Özbekistan Özbekistan'ın yokluğu çok büyük bir eksik. Nitekim biz bunu Özbekistan katıldıktan sonra Türkiye'nin faaliyetlerinde gerçekten gözle görülür ciddi bir artış oldu. Burada Özbekistan çok önemli bir güç olarak aramıza katıldı. Aslında Özbekistan sadece Özbekistan katılmadı. Özbekistan bu sürece vermiş olduğu destekle diğer ülkeleri de teşvik etti. Evet. Yani Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan da bu işe sarılmak zorunda kaldılar. Bu Özbekistan'ın katılımı Türk dünyası entegrasyonu müthiş bir büyüme kazandı. Bugün bu süreci yaşıyoruz aslında. Bir de buna Karabağ süreci eklendi. Karabağ'da kazanılan zafer ve Türkiye'nin buna vermiş olduğu destek. Türk Keneşi'nin de buradaki tutumu, evet. Yani bunu da Türk dünyası zaferine dönüştürdü diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bu bütün Türk Keneşi'ne mensup üye ülkelerin de burada Azerbaycan'ı desteklemesi. Hatta Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekatlarını sadece Türk Keneşi ülkelerinin desteklemesi Türk dünyası işbirliğine muhteşem bir ivme kazandırdı. Bugün aslında biraz o süreci yaşıyoruz. Mesela ben bugün İstanbul'da toplanan medya forumunu, Türk Dünyası, Türk Konseyi medya forumunu takip ettim. Bütün üye devletlerden, Macaristan'dan medya, iletişim alanındaki hem devlet görevlileri hem de sivil toplumdan insanlar buraya gelerek medya işbirliği üzerine konuşmalar yaptılar. Ama mesela örneğin bütün Türk Dünyası'nın çeşitli ülkelerinden yönetmenler, aktörler ortak film yapma, ortak dizi çekme gibi projeleri bugün konuştular. Yani biz bugün artık bu noktadayız ve bunların hepsi Türk Konseyi çatısı altında yapılıyor. Ses geliyor mu? Arkadan müzik sesi geliyor, duyamıyoruz diye bana bir mesaj iletildi. Rüştü Bey'in sesi duyuluyor mu? Konuşmacının sesini alamıyoruz, müzik sesi duyuyoruz şeklinde bir şey geldi. Evet, videonun sesini kısalım mümkünse. Tamam. Son cümlenizi bir daha alabilir miyiz? Hı hı. Son değerlendirmeniz duyulmadı. Örneğin bugün bir medya sanat forumu. Konusundaki işbirliği. Evet. Yine ona şimdi mesela biz bunlar aslında siyasi, az evvel ilk başladığımız yere dönecek olursak, siyasi bir irade olarak bu işbirliğinin gelişmesi için bu ortam hazırlanıyor. Bu çok değerli, hakikaten çok değerli. Fakat bu işbirliğini, bu siyasi iradeye cevap vermek adına tabanda sivil toplum kuruluşlarının, şahısların, kişilerin ve kurumların hareketliliği ve birlikte çalışması, işbirlikleri yapmasıyla güçlendirebiliriz. Buradan şunu anlıyoruz. Bunu sadece Türk Keneşi'ne ya da devlet evet. adamlarının ikili ilişkilerine, zirvelerine aynen. bırakmayıp aynen öyle. Sivil toplumun, sivil inisiyatifin burada devreye evet. girmesi gerektiğinin çok altını doğru. çiziyorsunuz. Hı-hı. Buradan sempozyuma gelebiliriz arzu ederseniz. Bir iki cümleyi de vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. Hı-hı. Sizden i̇şte. Sonra genel başkanımızı bağlayacağız. Hı-hı. Birkaç tane de soru alacağız. Son sempozyumla ilgili bunun yani... İşte sempozyum aslında yaptığımız şey tam olarak bu. Yani ortaya konan o siyasi iradeye bir tabandan bir cevap olarak biz eğitim kurumları arasındaki, akademik birimler arasındaki hareketliliği arttırmak, her bir ülkenin katılımıyla Türk dünyası entegrasyonuna dair bir akademik görüş, vizyon ortaya koyabilmek çünkü adına bu bilgi şölende, şimdi tarihten uluslararası ilişkilere, ortak güvenlikten kimliğe kadar, ekonomik ilişkilerden sınır sorunlarına kadar, hatta medya evet. ilişkilerine kadar çok boyutlu olarak bu ilişkilerin hemen her yönü etraflıca orada aynen. bildirilerde, müzakerelerde tartışıldı. Evet. Ve daha da önemlisi bunu bütün Türk dünyasının bütün devletlerinden katılımcıları biz davet ederek oraya yaptık. Bu çok önemliydi. Çünkü hakikaten çok değerli. Bu insanların hepsinin bir araya gelmesi çok önemli. Bir de buradaki Türkiye merkezciliği belki biraz aşmamız lazım. Yani sadece Türkiye'nin bu ülkelerle ikili ilişkileri üzerinden değil,
Bu ülkelere mensup sivil toplum kuruluşlarının ve şahısların, kurumlarının da birbiriyle ilişkileri çok önemli. Bunun daha sağlıklı bir zemine oturabilmesi tabii, açısından. Güçlü Bey, bu sempozyum ona da çok büyük katkı sağladı diye düşünüyorum. Bu söylediğiniz son noktada çok değerli. Ama tabii 30 yıl devletlerin hayatında kısa sayılabilecek bir emekleme dönemi olarak ifade edilebilir. Bu gerek Azerbaycan'da gerekse diğer Türk devletlerinde sivil toplum henüz yeni gelişen bir alan. Yani Türkiye'ye kadar belki kurumsallaşmadı. Fakat sizin de dediğiniz gibi onları partner yaparak, ikili işbirliği yaparak bazen Türkiye'de bazen bu Türk devletlerinde bu tür faaliyetlerin sayısının yoğunluğunu artırarak onları da bu sürece süratle dahil etmemiz gerekiyor. İlave etmek istediğiniz husus var mı? Ben bu soru cevapta tekrar tamam, size söz vereceğim. Son olarak şunu söylemek isterim. Bu tabii 30. yıl dönümü münasebetiyle yapılmış genel bir sempozyumdu. Ama bence bu gibi sempozyumlardan daha çok fayda alabilmek açısından şu düşünülebilir. 5, 10, 15 beklemeden spesifik özel alanlara yönelik sempozyumlar düzenlenmeli ve yani örneğin işte Türk dünyasında kimlik problemi. Ya da tematik olarak belli konularda derinleşilmesi öneriyoruz. Ve buna mümkün olduğunca bütün ülkelerden ve sadece belli kesimden değil, bütün kesimlerden katılımcıların mümkün olduğunca çeşitlendirilerek bu sempozyumların düzenlenmesi ve mutlaka çok bu sempozyumdan spesifik çıktıların da tespit edilerek ilgili kurumlarla, karar alıcılarla paylaşılması gerekir diye düşünüyorum. Biz bunu bu sempozyumda yaptık. Bundan sonra daha da özel alanlara yoğunlaşarak devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Çok da teşekkür ediyorum evet, sempozyumu tertip edenlere. Kısa veciz değerlendirmenizden dolayı biz teşekkür ediyoruz. Sempozyumu tertip eden heyet içerisinde siz de olduğunuz için aslında teşekkürün en büyüklerinden birini de siz hak ediyorsunuz. Evet, değerli Türk Hoca seyircileri. Şimdi Türk Ocakları Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Öz yayınımıza bağlandı. Sayın Genel Başkanımız bu sempozyumun fikir aşamasından mutfaktaki hazırlanış aşamasına kadar daha sonra bunu Azerbaycan Bakü'deki tekemmül edilmesine ve sonraki süreçteki değerlendirmelerine kadar her konuda bu çalışmalara müzahir olan ve bu sempozyumun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde liderlik eden değerli büyüğümüz şu anda yayınımızda. Sayın Genel Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk Bülent Hocam. Sayın Genel Başkanım, programı takip ettiniz. Gerek Türk dünyasından katılımcılarla, gerekse stüdyodan yaptığımız değerlendirmelerle 8-9 Ekim 2021'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiğimiz 30. yılında Türk devletleri ve Türk dünyası bilgi şölenine ilişkin bir değerlendirme yaptık. Sizden toparlama anlamında bu faaliyetin başlangıcından tamamlanmasına kadar gözlemlerinizi, değerlendirmelerinizi ve bunun gelecekte Türk dünyası entegrasyonuna, Türk devletler arasındaki işbirliğine ilişkin tezahürünü, yansımalarını lütfetmenizi istirham ediyoruz. Buyurunuz efendim. Yayın dondu mu? Evet. Sayın Genel Başkanım, da bir bağlantı sorunu oluştu zannediyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu sempozyumun gerçekleşmesinde fikir aşamasından tamamlanmasına kadar Sayın Genel Başkanımızın liderliği çok önemliydi. Eğer bu sempozyum başarılı bir şekilde tamamlandıysa bu Genel Başkanımızın bu organizasyonu kusursuz bir şekilde gerçekleştirecek ekipleri kurup bunu tamamlamasından geçiyordu. Rüştü Bey, tekrar size dönecek olursam siz cümlenizi eksik. Burada hocam bir sizi tamamlamak adına belki de burada bir büyük teşekkürü de Sayın Profesör Doktor, sizin 28 yıllık hocanız Sayın Mehmet Şahingöz hocamıza etmemiz hocama gerekiyor. Ben programın sonunda teşekkür edecektim. Şu anda bizi seyrediyordur çok, muhtemelen. Gerçekten hani bu süreçte biz hep birlikte Düzenleme Kurulu Başkanımızla hep birlikte çalıştık ama
Belki de aramızda en çok yorulan, siz tabii daha yakinen takip ettiniz, en çok yorulan, en çok o stresi yaşayan isim de Şahin Göz Hocam'dı. Kaygı düzeyi en yüksek olan evet. Şahin Göz Hocam'dı. Evet. Bu toplantı başarıyla tamamlandıktan sonra belki de en derin nefesi alanlardan biri Şahin Göz Hocam'dı. Buradan kendisine hürmetlerimizi iletiyoruz. Bizi takip ediyor. Bağlantımız tamamlandı mı? Evet, Genel Başkanımızın bağlantısı tamamlanana kadar takipçilerimizden gelen bir soruyu Rüştü Bey ben size iletmek istiyorum. Bizi takip eden bir izleyicimiz, Türk devletlerindeki soydaşlarımız kendilerine Türk mü diyorlar yoksa Kazak, Özbek, Kırgız mı diyorlar? Eğer Türk demiyorlarsa Turan bilincini nasıl kazandırabiliriz şeklinde bir soru yöneltmiş. Çok çok aslında güzel bir soru. Biz de hatırlarsanız sempozyumda özellikle aramızda de Nesip bir hocayla da onun bildirisi özellikle bu konu üzerineydi. Şimdi burada aslına bakarsanız buradaki Türk tanımından esas itibariyle anlaşılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğu için ki biz anayasamızda da bunu böyle tanımlıyoruz. Belki de onlara Türk demek çok karşılık bulmuyor olabilir bu anlamda. Fakat tabii burada Sovyet dönemindeki kimlik ve ayrıştırma politikasının altını evet. çizmek gerekir. Tabii orada oluşturulmuş yeni kimlikler var. Ya da belki de daha önceden oluşmuş ve fakat orada daha da pekiştirilmiş ve kurumsallaştırılmış. 24'ten sonraki politikalar ve yaklaşımlar evet. bunu bir anlamda evet. pekiştirmiş. Kurumsallaştırılmış kimlikler var. Bugün itibariyle biz bu kimliklerin güçlü bir biçimde yaşadığını, hatta bu kimliklerin devlet kimliği haline geldiğini görüyoruz. Ve bugün bence yapılması gereken en akıllı politika bu kimliklerin varlığıyla kavga etmemektir. Fakat şöyle de bir gerçeklik var. Bugün bu ülkelerde yaşayan hemen herkes Kazak, Özbek, Kırgız, Türkmen kimliğinin üzerinde bir ulusüstü, milletüstü bir Türk kimliğinin varlığını kabul ediyor. Evet. Bu zaten akademik bir hakikat. Yani bunu reddetmek özellikle de akademik camiada falan size gülerler. Yani gerçeklerle çelişmek sadece biz bunun adını koymakta belki biraz zorlanıyoruz. Aslında onlar bunun adını koymakta zorlanmıyor. Onlar bunun adını koymuşlar. Evet. Diyorlar ki Türkiye. Yani bugün Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da Türkiye Rüştü Bey, tabii ki Türk kimliği, ortak kimlik algısı son derece önemli. Her ne kadar Sovyet dönemindeki Türkologların yaklaşımıyla Türkiye dışındaki Türkleri ayrıştırmak için Türkiye kavramı ihdas edilse de aslında bizim gönül coğrafyamızda Anadolu Türkleri de bir, Türkistan Türkleri de bir, Kafkasya Türkleri de bir ya da genel anlamda Türk dünyası Türkleri bizim için hepsi Türk. Bu anlamda ortak bir kimlik algımız var. Genel Başkanımız tekrar yayına bağlandı. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz tekrar. Sayın Genel Başkanım bizi duyabiliyor musunuz? Ben duyuyorum ama arka plandan bir ses geliyor. O sesi kapatır mısınız arkadaşlar? Hayır benim daha önceki konuşmam şu anda duyuluyor. Şimdi daha önceki konuşmalarınız geliyor bana Bülent Hocam. Sizin şey olabilir, yayında sizin siz yayını izlerken onu kapatır mısınız bir? Biraz geriden geliyor herhalde bizim konuşmalar muhtemelen. Nereyi kapatacağım bilmiyorum ki. Ben sizi duyuyorum. YouTube'u kapatır mısınız? Direkt bağlantıya geçelim. YouTube'u siz kapatırsanız. İki cihaz mı açık, tek mi? Tamam, tamam. Evet. Sayın Şimdi Genel Başkanım, oldu. Bu faaliyetin Şimdi başarıyla gerçekleştirilmesinde... Telefondan bağlandım ama olmadı galiba. Rahat olsun diye. Benim bilgisayarda sıkıntı oluyor diye telefondan bağlandım ama telefon çalışmadı. Şimdi açtık zannediyorum o problemi. Bu sempozyumun fikir aşamasından her aşamasının planlanmasına kadar ve Azerbaycan ben o sözlerinizi duydum. Tamam, soruyu aldıysanız o zaman sizin değerlendirmelerinizi lütfeder misiniz? Yani olmadan ben çabucak söyleyeceğimi söyleyeyim. Buyurun. Peki.
Şimdi tabii ki Türk Ocakları Türk dünyasının her türlü meselesiyle her zaman ilgilenmiştir. Kurulduğu dönemde zaten Türk dünyasının aydınları tarafından kurulmuş bir ocaktır. Dolayısıyla bizim özellikle Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına ne kadar büyük önem atfettiğimizi herkes biliyor. Malumunuz bunu işte müteaddit defalar 10. 15. 20. 25. yılında da her zaman kutladık. Şimdi demin aslında Rüştü Bey de bir şey işaret etti. Türk Konseyi'nden sonraki kurumlaşmaya. Biz o dönemde de Türk Konseyi işi ilk çıktığında biliyorsunuz 2009 Nahçıvan Anlaşması'yla. Biz o dönemde de malumunuz bir takım sempozyumlar yaptık. 3 Ekim'e veyahut yakın tarihe denk getirerek bunu yaptık. Neden yaptık bunu? Evet, ağır aksak gidiyor görülebilir bazı şeyler. Ama kurumlaşma çok önemli. Şimdi 90'lı yıllarda burada merhum Türkeş'i, Alparslan Türkeş'i tekrar rahmetle analım. O yapılan toplantılar çok önemliydi. Bir araya gelme, birbirimizi yeniden keşfetme çok önemli. Çünkü arada sadece Sovyet döneminden kaynaklanan değil aslında. Tarihi bir takım süreçlerden de kaynaklanan bir uzaklaşma vardı ve Sovyet dönemi bunu son derece ileriye taşımıştı. Tabii bizim de Cumhuriyet döneminde tecrübe ettiğimiz bir takım devrimler vesaire dil bakımından, başka bakımlardan ikisi beraber yani hem Sovyetler Birliği tecrübesi hem bizim tırnak içinde söyleyelim batılılaşma maceramız da iki tarafta biraz ayrışmalara yol açtı. O bakımdan çok önemliydi. Türk Ocakları dolayısıyla yani ben sözü çok yaymak istemiyorum ama o dönemde yapılanlara da hakikaten bizim büyük bir minnet borcumuz var. Evet duygusal yönleri olabilir ama o dönemde çok şey ortaya kondu. Esasen Türk Konseyi de dahil olmak üzere bugün var olan çeşitli kurumların temelleri 90'lı yıllarda atıldı. Emeği olan herkesi bizim rahmetle anmamız lazım. Şimdi bazı yönlerini takdir ederiz etmeyiz o ayrı. Rahmetli Özal'dan Demirel'e, Ecevit'e varıncaya kadar o dönemin siyasi liderleri de bu işe çok önemli katkılar verdiler. Onun için biz tarihi süreci artısıyla eksiyle okumak durumundayız. Ve 30. yılda yaptığımız işte biraz da bu oldu. Şimdi bizim tabii ki ortaklıklarımız, ortak bir tarihimiz var ama bu tarihte farklılıklarımız ve birbirimizden uzaklaştığımız yönler de var. Dolayısıyla gerçekleri olduğu gibi masaya yatıracağız. Ve bu gerçeklerden kaçmayacağız, korkmayacağız. Bugün de problemler var. Türk dünyası bir taraftan Rusya'nın, öbür taraftan Çin'in bir anlamda etkisi altında. Biz yumuşak kelimeler kullanalım. Şimdi bu gerçeği görmeden biz, bu gerçekleri görmeden oralarla sağlıklı ilişki kurabilir miyiz? Soru işareti. Ve yine tabii ki İran faktörü çok önemli. Buna da iyi bakmamız lazım. Başka Avrupalı devletler, Amerika vesaire bunların Türkistan coğrafyasına yönelik politikaları da söylenebilir ama sahada var olan devletlere göre bir politika tespiti her şeyden önce son derece önemlidir. Onun için biz Türk Konseyi'ne ve bu konseyin Özbekistan'la güçlenmiş olmasına, Macaristan'ın ve Türkmenistan'ın gözlemci üyeleri olarak katılmış olmasına son derece önem atfediyoruz. Bakın Türkmenistan tabii ki bir kendisine göre bir bağımsız politikası var diyelim. Yani şey olarak kendisini tarafsız olarak görüyor ama bu şeylere katılıyor ve ümit ederim ki tam üye olarak da katılacak. Şimdi bu neden önemli? Gerek nüfus potansiyeliyle, gerekse doğalgaz vesaire petrol gibi kaynaklarıyla Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkeler tabii ki Kırgızistan bu yönlerden biraz zayıf olabilir. Ve Türkiye ile birleştiklerinde büyük bir güç olarak ortaya çıkacaklar. Şimdi geçen hafta bizim burada genç arkadaşlarımız çok güzel bir program yaptılar. Burada dikkat ederseniz işte yapay zeka yöntemini ve matematiksel formülleri kullanarak Türk dünyasının bütün alanlardaki potansiyellerinin birleşmesi halinde dünyada nerelere gelebileceğini ortaya koydular. Şimdi bizim dolayısıyla çok gerçekçi ilerlememiz lazım. Hem zayıf yönlerimizi hem de güçlü yönlerimizi iyi tespit ederek geleceği birlikte inşa etmemiz lazım. Ben onun için
30. yılda yaptığımız sempozyuma çok büyük önem veriyorum. Sizin, Mehmet Hoca başta olmak üzere Şahin Göz Hocamız, emeğe geçen bütün arkadaşlarım burada çok büyük katkısı oldu. Azerbaycan Türk Ocağı'nın büyük katkısı oldu. Akif Bey'e de buradan tekrar teşekkür edelim. Kurumları unutmayalım. TİKA en başta bizim burada ortağımızdı. Ve yine tabii ki Azerbaycan Teknik Üniversitesi, İlahiyat Enstitüsü, Pedagoji Üniversitesi ve katılımlarıyla beraber bize güç veren UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Gazi Üniversitesi, Manas Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, bunlar çok önemli paydaşlardı. Şimdi bakınız, hepsi bunların Türk dünyasına dönük program yapan kuruluşlar. Bunun için biz bu şeyi, inisiyatifi çok daha ileriye götürmek ve Türk dünyasının bütünleşmesi açısından fırsatları uygun zamanda ve zeminde ilerletmek durumundayız. Bu birden olmayacak. 30 yıl bir yanıyla kısa bir süre ama bir yanıyla da epeyce bir süredir. Atılan adımları yeterli bulduğumu söyleyemem ama unutmayalım. Bu 30 yılın öncesi bir tarih vardı. Ve onun bagajından kurtulmak o kadar kolay değildi. Ve biz de netice itibariyle dünyanın en büyük küresel güçlerinden birisi değiliz. Onun için kendi gücümüzü, potansiyelimizi iyi hesaplayarak bu bütünleşme yolunda çok daha ciddi adımlar atmalıyız. Burada idealizmle realizmi kaynaştıran, buluşturan bir bakış açısıyla hareket edeceğiz. İsmail Bey'in ortaya attığı o dilde fikirde işte birlik idealini bugün geldiğimiz noktadan daha ileriye nasıl taşırız, kurumları nasıl güçlendiririz, ticaretimizi, ekonomik işbirliğimizi, kültürel işbirliğimizi nasıl geliştiririz? Yücel Paşa işaret etti. Güvenlik alanında ve askeri alanda bu olmadan olmaz bu işler. Bunları da adım adım nasıl ileriye götüreceğiz? Bunlara iyi bakmamız lazım. Ve bu tür toplantıları da tabii ki sadece toplantı olarak yapmayacağız. Bunları aynı zamanda yazılı hale getirip ilgililerin dikkatine sunacağız. Ben özellikle tabii İstanbul'da yapılacak yeni Kasım ayındaki o şeyin, Türk Keneşi Zirvesi'nin çok önemli sonuçlar doğuracağını tahmin ediyorum. Bugün dünyamız, unutmayalım, camiamızdaki arkadaşlarımız da unutmasınlar, daha buna çok dikkat edelim. Dünya yeni bir dünya savaşı yaşıyor aslında. Bunun tabii şeye dönüşmesi, sıcak savaşa dönüştüğü alanlar var. Dönüşmeyeceği alanlar var. Siber savaşlar var. Bütün bunlarda Türk dünyasının ve Türklüğün geleceğini, bekasını emniyet altına almak için bizim işbirliği yapmamızı ben çok önemli buluyorum. Türk Ocakları gibi sivil toplum kuruluşları burada tabii fikirle, düşünceyle ve projelerle katkı vermek durumundadır. Biz bunu iyi yaptığımız kanaatindeyim ben. Tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Türk Cumhuriyetlerinin 30. bağımsızlık yıl dönümlerini gönülden kutluyorum. Onlara nice 30 yıllar diliyorum ben. Tabii ki gönül isterdi ki bu birliği, birliğe ve bütünlüğe Kuzey Kıbrıs Türkiye Türk Cumhuriyeti'ni de resmi olarak katabilirim. İnşallah o günleri de göreceğiz. Ve Türk dünyasının bugün kanayan yaraları var. Onlardaki, oralardaki kardeşlerimizin de başta Doğu Türkistan olmak üzere inşallah hürriyetlerine, özgürlüklerine kavuşacağı günleri Cenab-ı Allah bize gösterir diye ümit ediyorum. Doğu Türkistan meselesinin, Kırım meselesinin, Batı Trakya'daki kardeşlerimizin haklarının hiçbir zaman gündemimizden düşmeyeceğini buradan ben bütün dinleyicilerimize de ilan ediyorum. Bunlar hepimizin derdidir. Türkler kendi dertlerini, tabii kendi problemlerini kendi güçleriyle, kendi birliktelikleriyle çözeceklerdir diye ben ümit ediyorum. Sayın Genel Başkanım, evet. Hem değerlendirmelerinizden ötürü hem de bu güzel faaliyetin gerçekleşmesindeki liderliğinizden dolayı biz size gönül dolusu teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Ben bu vesileyle bir şey daha söyleyeyim tabii. Buyurun. Tabii, yani aslında söylendi ama
vurgulamam lazım. Neden Azerbaycan'ı arkadaşlar söylediler? Karabağ zaferi. Tabii ki biz bütün Türk Cumhuriyetlerini hepsini birden kucaklıyoruz. Ama orada anlamlı bir zafer oldu. Karabağ şehitlerini andık. Benden önceki konuşmacılar da izah ettiler. Onu görüntüye verebiliriz, şehitlik görüntüsünü. Beni tabii orada çok etkileyen şeyler oldu, sahneler oldu. Şimdi arkadaşlarımız yayına veriyor. Evet Genel Başkanım, bu ikinci evet, Karabağ zaferinin şehitliği. Hem yıl dönümüydü hem de bir şehit cenazesi vardı. Siz de orada bulundunuz. Hem yıl dönümü hem de bir şehit cenazesi vardı. Yani oradaki feryat içimiz hepimizi tabii çok son derece üzdü. Annenin feryadı. Babayı hatırlıyorsunuzdur. Evet. Yani ayakta duracak hali yoktu babanın. Tabii bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun altını çizeceğim. Bir de bir başka enstantaneyi siz biliyorsunuz izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsun biz aslında tamamen iki gün sempozyum yaptık. Sabahleyin şehitlik ziyaretleri. İşte devlet şeyini ziyaret ettik. Rahmetli Elçi Bey'i, Aliyevi vesaire. Sonra Kafkas İslam Ordusu anıtını. Bunları yaptıktan sonra Karabağ şehitlerini ziyaret ettik. Döneceğimiz gün kısa bir şehir gezisi yaparken işe nereden başladık? Karabağ Savaşı'nda Ermenilerden alınan silahların sergilendiği bir açık hava müzesi. Değil mi? Evet. Orada Bakü'den veyahut başka şehirlerden gelen çocuklarla karşılaştık. İlkokul ve ortaokul çocuklarıydı. Onların o vatanseverliğini ve Türkiye'ye olan sevgilerini de orada hep beraber müşahede ettik. O çocuklarla ilgili de tabii çok hoş anılarımız oldu. Sohbetlerimiz oldu. Onları da buradan hatırlatayım. Yani bu kardeşlik duyguları yeni nesillerde çok daha güçlenecek. Başta işaret edildi. Yani ortak kimlik meselesi, hani ben ayrı bir konferans mı veriyorum bilmiyorum ama ortak kimlik meselesinde bu çağımızın şeyleri, sosyal medya olsun, televizyon olsun, diziler olsun çok önemli roller oynuyorlar. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Bütün dinleyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Size tekrar Mehmet Hoca başta olmak üzere emeği geçen arkadaşlarımıza, ilgili kurumlara da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Evet, kıymetli değerlendirmeleriniz için biz teşekkür ederiz Sayın Genel Başkanım. Değerli Türk Ocağı izleyicileri, bu akşamki Ocakbaşı sohbetinin sonuna geldik. Bugün biraz önce Türk Ocakları Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Öz, gene stüdyo konuğum ve bu bilgi şöleninin sekreteryasında mutfağında bulunan araştırma görevlisi Rüştü Kaya arkadaşım, emekli Tuğ General Yücel Karavuz Paşa, gene Kırgızistan'dan Sayın Doktor Nurdin Useyev, Özbekistan İlimler Akademisi'nden Doçent Doktor Sayın Ferhat Maksut, Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Doktor Sayın Akif Aşırlı ile birlikte bağımsızlıklarının 30. yılında Türk devletleri ve Türk dünyası bilgi şölenini müşterek olarak değerlendirdik. Bunun Türk birliğine, Türk dünyası entegrasyonuna ve gelecekte yapılacak çalışmalara etkisini çok yönlü olarak ele almaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Ocak başının tarih ve saatinde küçük bir değişiklik olacak. Malumunuz gelecek hafta Cuma 29 Ekim tarihine denk geliyor. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümüne. Bu hafta Ocakbaşı sohbeti 30 Ekim Cumartesi saat 17'de Ankara Ticaret Odası Kongrezyum'daki kitap fuarında Türk Ocakları ile Ötüken Yayın Evi işbirliği ile açılan standta Türk Ocağı yazarı, Türk Ocağı romanının yazarı Sayın Metin Savaş'ın kitapla ilgili söyleşisi ile gerçekleştirilecek. Bu tarih ve saat değişikliğini hatırlatarak bugünkü yayınımızın sonuna geliyorum. 30 Ekim Cumartesi saat 17'de ATO Kongrezyum'da Türk Ocakları ve Ötüken İşbirliği ile gerçekleştirilecek söyleşide hepinizi yüz yüze veya çevrim içi olarak programımıza, Ocakbaşı sohbetine bekliyoruz. Kıymetli takipçilerimiz, hepinize iyi akşamlar diliyor ve saygılar sunuyoruz.
Hoşçakalınız.